Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar eşiniz dostunuz akrabanız tanıdığınız arkadaşınız kan ya da ne bileyim maç yaptığınız arkadaşlarınız ne kadar Fenerbahçe'de arkadaşınız varsa ya bir hafta boyunca önerir misiniz kanala abone ol diye. Yani sizlerden rica ediyorum arkadaşlar bunu. Bunu yapın. Bunu yaparsak anca büyürüz. 2 Şimdi ben bazı duyumlar veriyorum ki yine vermeyi sürdüreceğim. Birçok arkadaşımızın yorumu aynen şöyle. Hocam Ali Koç'u daha tanımadım. Hocam Ali Koç'un yoğurt içi. Hocam Ali Koç'un sucuk giyişi. Hocam Ali Koç. Ben Ali Koç'un Fenerbahçeli olmadığını dahi düşünmeye başlamış bir insanım. Bana bu yorumları yapmayın. Ben biliyorum zaten. Yani Fenerbahçe bak Galatasaray ligden çekiliyoruz dese Ali Koç da çekilir. Demez ki olan şampiyonluk bize kaldı demez. Yani ben Ali Koç'un Fenerbahçeli olmadığından eminim. Niye eminim? Ya bu kadar olmaz. Bu kadar olmaz. Göz göre göre bir şampiyonluk böylesine hediye edilmez. Yani alın biz olmuyoruz siz olun denilmez. Beşiktaş maçı lan 1-0. Ya yani Beşiktaş maçından sonra ben size şunu söyleyeyim. 3 tane futbolcu kadro dışı kalmadı. Valencia'da dahil. Ne bu lakaytlık diye. Futbolculara para cezası kes. De ki arkadaş, hepiniz buraya yazın. Şampiyon olursanız buradan itibaren size adam başı 500 er bin euro şey prim. Şampiyon olamazsanız da 500 er bin euro ceza. Yani yapardım bunu. Ya birçok şey var ya. Birçok Fenerbahçe'nin hakkı yenildiğinde adam çıkıp güle eğlene röportajlar falan geçiniz ya. Ama hocam şu kadar milyon euro para ver ulan Fenerbahçe ulan Fenerbahçe ulan burası Fenerbahçe ben 29-30 binlik kanalım iki tane sponsorum var. Siz ne saçmalıyorsunuz lan? 30 milyonluk kitlesi olan Fenerbahçe. Ulan her yerden sponsor bulunur. Siz ne saçmalıyorsunuz ya? ya? Fenerbahçe Sokar diye bir isim alırsın. Yıllık 100 milyon euro para toplarsın ya. Kasana 100 milyon euro para toplarsın. Stadyumun ismi Saraçoğlu Ülker ya, Stadyum olacağına Sokar Stadyum olur. Adında Fenerbahçe Sokar olur. Şurada da Sokar ablom 100 milyon euro yıllık para alırsın. Sen bana ne saçmalıyorsun ya? Ya hocam Ali Koç şu kadar para... Ali Koçum. Ben o Saadettin Saran'ın falan Allah onları da bildiği gibi yapsın. Çıkıp deseydiniz ya lan ben adayım. Eğer Fenerbahçe şampiyon olmuyorsa sezon sonuna adayım. Olağanüstü kongre olursa diye. Çıkın. Yok. Hocam kimse bu işe cesaret demiyor. Abi, birileri ediyor işte. Neyse. Wilfred Saha'nın Fenerbahçe'den istekleri. Hocam Wilfred Saha gelecek mi ki demeyin. Bak defalarcadır söylüyorum. Tekrar söylüyorum. Ben gelen duyumları aktarmakla mükellefim. Sizler de izlersiniz dinlersiniz. Bak sadece kendi duyumlarım değil sosyal medyadaki bütün duyumları da ben topluyorum. Takip etmenize gerek yok 500 tane 1000 tane hesabı. Gerek yok ben burada hepsini toplayıp söylüyorum. hocam kendi duyumun gibi ben kendi duyumum gibi falan kimsenin emeğini çalmam. Kimsenin emeğine saygısızlık etmem. Ahmet'in duyumuzu Ahmet'in, Mehmet'in kimse Mehmet'in. İsimli vermek istemiyorsan vermek istemediğim diye belirtirim. Merak etmeyin. Yani bizim Allah korkumuz var. Birilerinin bazı takımlardan korktuğu gibi değil. Daha da ötesi bizim Allah korkumuz böyle. Fenerbahçe'nin ilgilendiği fil dişili Yıldız, Wilfred Zaha'nın kulüpten istediği ücret belli oldu diyor. Şimdi alın bu haberi yapana sorun siz. Nereden duyum aldınız diye. Haberi okuyayım da duyun şimdi. Gelecek sezon kadro planlaması falan filan, inter milan, geç. Hız kazandı. Her ve Zaha Trabzonspor maçına geldi. 27 milyon euro güncel piyasa değeri var 30 yaşında. Sözleşmesi bitecek. <laughs> Uzatmayacak. 10 milyon euro imza parası 5 milyon euro da net maaş istemiş. Bu beklentiyi çok bulan yönetim rakamı aşağı çekmeye çalışıyor demiş. E şimdi siz söyleyin. Siz bu duyumu Ahmet'ten Mehmet'ten Sercan Am mesela Sercan Amzoğlu'nun duyumu bu. Ama bak gazete yazmış. Hocası demiş ki Korkarım gelecek sezon burada olmayacak ama her zaman umut edebiliriz. Kulüp onunla görüştü ve temaslar devam edecek demiş. Geçen hafta da sakatlanmış. Bu sezon 28 maç 7 gol 3 asist. Hocam ya şey de aynı. Ryan Kent de aynı. Lan birisi İskoçya Ligi bir Premier Lig. O da ayrı mesele ama ben şunu söyleyeyim. Zaha'yı getirip Kent'i yedeğini yaparsan hani Rossi'nin 5 katını falan yapmış olursun en az. Bunu da söyleyeyim. Şimdi hafta sonu Bermut karşısında arka adresinden sakatlık yaşamış. Kalan iki karşılaşmada forma giymesi beklenmiyormuş. Sezonu kapatmış. Ulan sezonu kapatma dediğin olay 20 maç kala söylenir. 10 maç kala söylenir. Yani 2 maç kala 2 maçlık sakatlıktır. Porto'dan Fenerbahçeli Buruma'ya resmi teklif. Bak size bir şey söyleyeyim mi? Biz devre arasında Rossi'yi Braga'ya gönderip Buruma'yla devam etseydik daha karlıydık. Portekiz'deki ekibi Porto Fenerbahçe'nin Portekiz'de oyuncusu. Bu ne lan ne kadar Portekiz geçiyor. Buruma için resmi teklif yaptı. Bakın resmi teklif yaptı. Resmi teklif. Haberi yapan arkadaşımız resmi teklif diyor. Resmi teklif nedir? Yani Baksı olarak çekersin. Biz şu kadar veriyoruz. Kabul mü? Kabul değil mi? Ama haberin devamı daha komik. 4.2 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanıp transfer etti Burma'yı. Ve Portekiz'den flash bir teklif geldi. Portekiz'in dünya ünlü takımı Porto. 7.5 milyon euroluk teklif yaptı. Porto teknik direktörü Sergio Concechao. Burma'yı takımına görmek istediğini yönetimine bildirdi. Braga 18... Braga ile 18 maça çıktı. 4 gol. 5 asisti var ve Portekiz basında geniş yankı uyandırdı. Şimdi siz bu haberin devamını bilmiyorsunuz. Devamında da diyor ki şey diyor. Fenerbahçe'de 10 milyon euro artı işte makaca çıkı çıkı istedi işte kiralık olarak diyor. Yani bulmuşuz. Bir de şey istiyoruz. Kiralık futbolcu istiyoruz. Arkadaşlar. Şu kardeşiniz size ne dedi? Buruma Bragaya kiralandı. Benim bildiğim. Linçlemeyin beni. Beni hani dövmeyin. Bana kızmayın ama benim bildiğim 5,5 milyon euro satın alma opsiyonu var. Bu şekilde gönderildi. Hocam o sala kimse 5,5 vermez demeyin. 4,250 veren salaklar da var dedim. Güldünüz herhalde tahmin ettiğim kadarıyla. Şimdi size soruyorum. 4,250 veren salak varsa 5,5 veren salak olmaz mı? Takdiri size bırakıyorum. Aynı zamanda 7,5 bu olay palavra arkadaşlar. Resmi herhangi bir teklif yok. Kulübe ulaşan. Kulübe 7,5 milyon euro teklif ulaşsa takla ata ata kabul ederiz. Ulan 7,5 milyon euro siz kaç milyon TL ettiğinden haberiniz var mı? 7,5 bundan gelse 5 e, Berisha'dan gelse 12,5. Hadi 2,5 da Samatla'dan gelsin 15 milyon euro. 3 tane hiç değerlendirmek istemediğim futbolcudan 15 milyon euro para kazanacaksın. Ha, 15 tane çöp alırız hocam. Birer milyon birer milyon. Sıkıyorsa alsın. Sıkıyorsa. Fenerbahçe'ye müjde. Livakovic de son perde. Bir süredir Fenerbahçe Dominik Livakovic için yoğun temaslar gerçekleştirmişti. Hırvat eldivenin transferi sona yaklaştı. Kaleciyi de ikna etti diyor. 28 yaşındaki kaleci. Ben şunu söyleyeyim kaleci zaten iknaydı. Bakın arkadaşlar Allah şahidim. Yani ben burada sizlerden 2 tane 3 tane tıklam almak için yalan söyleyecek olsam medyadaki isimleri yazmam. Başka isimler yazarım. Niye? Farklılık olsun. Sonra da eklerip keşke bu alınsa. Ya da düşünülüyor. Hadi bak, size enteresan bir şey söyleyeyim. Tony Kroos düşünülüyor Fenerbahçeye. Nasıl ederiz, nasıl yaparız diye düşünüyorlar arkadaşlar. Hani teklifte bulunsak mı, işin ucunda rezil olmak da var. Ee, falan filan desem. Ah, çok güzel bak. Tony Kroos, 33 yaşında. Ne var lan? 33 yaşına gelmiş. Sözleşmesi de bitiyor yazın. 18 milyon Euro piyasa değeri var. 8 numara. Çağ atlatır Fenerbahçeye, değil mi? 48 maça çıkmış. 2 gol 5 asisti var. Ulan Fenerbahçe'ye çağ atladı. Düşünüyoruz. Ama işin ucunda rezil olmak da var. Diye bir cümle kursam. Al sana duyum. Al sana haber. Yani tıklama. Ben bunları söyleyeyim. Livakovic konusunda benim bana gelen duyumlar. Livakovic ve Kent. Biz vazgeçmezsek hayırlı olsun şeklinde. Ben de şunu söyledim. Ya arkadaşım bu futbolcunun kulübüyle sözleşmesi var. Sen nasıl hayırlı olsun diyorsun. Senelik 1.5 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme diyorlar. Ya gözünü sevdiğim arkadaşım nasıl olur diyorum. 4 milyon euro da bonservis ücreti diyor. Ben gelen aktarıyorum size. Kent ve e, Livakovic için kesinlikle bizde diyorlar. Biz vazgeçmediğimiz bir şey hayırlı olsun diyorlar. Ben gelen aktarıyorum. Zaha için ben ya Allah aşkına yıllık 5 milyon euro Zaha gibi bir isim için yani değmez, değmez param. o 4 milyon euro yıllık ücret istiyor. Bir de bu opsiyon koy şampiyonluk opsiyonu. Lan ve hocam şampiyonu sen alacağın alt üstü 8-9 milyon euro. Siz bu sığır düşünceyle düşünürseniz şey sığır düşünceyle pardon. Siz bu şekilde düşünürseniz hiçbir şeyin sahibi olamayız biz. Lan marketing, market değeri. Şampiyonlar Ligi elemesi. Bu senenin şampiyonu yani 2022-23 şampiyonu 3 tane eleme oynayacak ya da 2 tane eleme oynayacak en az. Ya yani en az 3 diyebiliyorum ben. 3 ya da 4 oynayacak al başına belayı. Sezonu erken aç. Sakatlıklar başlar. Çünkü futbolcu dinlenemeyecek. Ee, sezon boyunca sıkıntı. Gelecek sezonun şampiyonu direkt playoff'tan başlayacak. Direkt. Eylül ayında playoff maçı. Al sana şampiyonlar ligine gitme bileti. Al gitme bileti. Yani 5 Zaha'ya ver. 5 Firmino'ya ver yıllık ücret. Zaten kent bedava. Livakovic çek. Bekao orada yalvarıyor beni stoper al diye. Bak 5 tanesi transfer. Ulan gerek yok başkasına. Harbi söylüyorum. Bora Aydınlık alttan yetişiyor. Emre Demir kiralık geri gelecek. Burak kapacak falan geri gelecek. Çağatay kuru kalıp falan. Ulan gerek yok. Harbi söylüyorum gerek yok. Biz transfer için geberen bir yaratık olduk. Fenerbahçe taraftı olarak. Gebermeyin transfer diye. Lan şunlar olsun yeter lan. Ha, ben de isterim sağ kanada bir hakim ziyek çekelim. Merkez orta sahaya bir 8 numaraya ne bir Keita çekelim. Yani düşünülen isimler ama olmaz yani olmaz e, tipte e, şeyler. Anlatabiliyor muyum? Olmaz tipte. Jesus'la devam edetme fark etmez. Jesus aldın. Altay ya Livakovic kaleci. Sağ Ferdin Ferdi. Stoper ikilim Bekao e, Atilla Salay olsun. Bekao bence Atilla Salay'da gideceğim. gidici. Bekao Luan Perez olsun. Sol bekte Osterwold'e 6 milyon euro verdin. Demek ki o çocukta bir şey var ki Ferdin. Ya da onu gönderip buraya bir şey alacaksın yani bu şekilde kadroyu kurdum. Bir Türküm var Ferdi. Orta alan Nebi Keita, İsmail Yüksek, iki Türkün oldu. Arda Güler 10 numara pozisyonunda üç tane Türkün var. Hayırlı olsun. Sağ kanat Ziyek, sol kanat Zaha, forvetinde Firmino. Hocam senin bu dediğin anca masallarda olur. Bakın Fenerbahçe başkanlığına bugün beni getirseniz ben bile bu kadroyu kurarım. Eşek olan eşek bu kadroyu kurabilir. Eşek olan eşek bu kadroyu kurabilir. Bakalım Ali Koç kuracak mı? kurabilirsin. Hakim Ziyek için Chelsea sana dedi ki bak şu dolayı 6,5 milyon euroya ben sana bunun bonservisini verebilirim dedi. Yazın gel dedi eğer bu şekilde sürdürürse bize karşı kinini sürdürürse ben ne Paris Saint e ne başka bir hiçbir yere göndermiyorum. Futbolcu ikna edin alın. Futbolcu da 6 milyon euro yıllık ücret istedin senden. 6,5 milyon euro bonservise bunu alamayacak kadar angut musun? 6,5 Hakim Ziyek'e veremeyecek kadar eşek misin? Çok özür dilerim ama yani Keita'nın bonservisi bitiyor. Sözleşmesi bitiyor. Firmino Keita, Al paketle. Birine 4 ver yıllık. Birine 3 ver. Bunların hepsine de şampiyonluk primi ekle. 500 bin euro. 250 bin euro. işte neyse. Ekle. Bak. Zaha boşa çıkıyor. 1. 1. Rivakovic'e 4 verdin. 6.5'da altı, Ziyek'e verdin. 10.5. Bekao'ya da 5 ver. 15.5. Az önce saydım ya 3 tane çöpüne senin 15 veriyorlar diye. Gelen parayı bunlara harca. Yıllık ücret. Ulan 15 tane forvetin olacağına 2 tane kütür kütür forvetin olsun ya da 3 tane. Yeter. Ya şöyle bir kadro. Düşünsene Zaha'nın yedeği Kent. Hakim Ziye'nin yedeği Emre Mor. İşte Arda'nın yedeği İrfancan Kahveci. Lincoln Henrique. hani oynayabilir. İsmail dedik. Keita dedik. Crespo var orada. Sat, satmazsan. Satarsan kaynak. Arao var. Satabilirsin. Mert Hakan Yandaş var. Belki oraya bir Türk daha çekebilirsin. E, Samet Akaydın, Atil, şey, e, Serdar Aziz var. Emir Ortakaya gelecek. Belki bunlardan birinden çıkarsın. Usai var. Yani Çağatay Kuru kalıp gelecek. Burak Kapacak gelecek. Emre Demir'in gelecek. Ya inanın. Yani Fenerbahçe'nin şu kadroyu kurması samimi söylüyorum hayal değil. Ali Koç'un Fenerbahçeli olmamasından dolayı bu kadroyu kurmuyoruz. Ali Koç'un Fenerbahçeli olmamasından dolayı. Bu cümlemin üstüne düşüyorum ben. Altını da çiziyorum. İsterseniz düşman ilan edin. Fenerbahçeli bir başkan şu kadroyu 15 dakikada kurar. Fenerbahçeli başkan. Hocam parayı nereden ödeyecek? Ulan yalana geldi miydi? Yıl kecebinden 150 milyon euro verdi demeyi biliyorsunuz. Palavrayı sıkmayı biliyorsunuz. Atmayı biliyorsunuz. Tutmayı biliyorsunuz. Savunmayı biliyorsunuz. Getir bunları. Jesus'la da devam et. Hiç başkasına da gerek yok. Jesus'la da devam et. Full yetki sende de. Ben şunu istiyorum de. Eğer Brezilya, Brezilya haberleri duyarsam de. Tazminatı sen bana ödersin. Yaz sözleşmeyi. Hiçbir yere gitmiyorsun. Al sana kadro. İstediğini yetiştir, istediğini geliştir, istediğini sattır. Al sana kadro. Benden devre arasında da transfer transfer isteme. Al sana kadro. Şu kadro adaletli bir hakem yönetiminde ligde yani 10 puan fire vermez. 10 puan fire vermez şu kadro. Kurmak çok mu zor? Değil. Eliva Koç 47 maça çıkmış. 47 gol yemiş. 13 müsabakada gol yememiş. Bak 13 müsabaka. Fenerbahçe'nin bu sezon kaç gol kaç maçta gol yemedi? En gol yemeyeceği maç Trabzonspor maçıydı. Şapkadan gittik şey çıkarttık. Giresun maçı en gol yemeyecek, yenilmeyecek maçtı. Çok özür dilerim Giresunlu arkadaşlar ama çöp bir takımınız var. Topumob oynamayan bir takımınız var. Alda at pası verdin. Yani Giresun'a ilk maçta al atını iki tane serdar aziz hediye etti. Tamam mı? E, i̇kinci maçta Salahi hediye etti. 3 yani tane gol attı. Ümraniye, Fenerbahçe'ye 3 atacak takım mı ya? Ya aşağılamıyorum. Küçümsemiyorum. İstanbul Spor. Ben ligin ilk yarısında şunu söyledim. Bu İstanbul Spor'u her takım yener. Her takım yener. Galatasaray'ı yenmiş bizimkiler diyor ki bize oynadıkları kadar oynamadılar. Lan İstanbul Spor bu. Senin maçında oynuyorlar. Doğru ya doğru. Senin maçında kendini gösterecek. Çünkü niye? Sende öyle bir sivri zeka var ki ulan bizim maçta iyi oynadı biz bunu alalım diye. Kaç Fenerbahçe taraftarını kaç maçtan sonra ikna etmeye çalışsın? sizin haberiniz var mı? Bir, bir takım maç yapıyoruz. Hocam şu iyiymiş bize karşı iyi oynadı. Kaç konuşma geçti. Peki hocam Fenerbahçe'nin yeni transferi kim? Gördün mü? Livakovic. Hani Kent. Bir de yeni transferimiz var. Luan Perez. Luan Perez diye yeni bir transferimiz var. Son 3 maçta Fenerbahçe taraftarı aşık oldu. Ya sakatlık sorunlarıyla boğuştu. Üçlü savunma saçmalığıyla... eee sola itildi. Ya sakatlığının ardından ilk maçı 3-1 kazandık Sivas maçında. Çıktı oynadı. Ya, Trabzonspor maçı 7 yıl sonra ilk gol sevincini yaşadı. Yani geçer not aldı. Hepsinden geçer not aldı. Ben şunu söylüyorum ya. E, Oster bu Luan Perez'i geçemez. Bari Osterwolde'yi stopere devşirelim. Bak Salah'ı satalım. Osterwolde'yi stoper yapalım. Türkiye'nin en iyi sol stoperi olur. Bak ben böyle kolay kolay böyle yorumlarda bulunmam. O sayı için de sağ bek yapalım. Türkiye'nin en iyi sağ bek olur demiştim. Sözümün arkasındayım. Ben olsam Osterwold değil sol stopere devşiririm. Zaten mail var çocuğun. Zaten oynamışlığı var. Sol stoper Osterwald'e sağ stopere de Bekao'yu çek. Birinin yedi Yemir Ortakay olsun. Öbürününki Samet Akaydın olsun. Serdar Aziz'i de gönderiyor musun? Gönder. Luan Perez sol bekle yedeği Çağlar şey Çağatay kuru kalıp olsun. Hani tehlike anında camı kırınız. osterbolde falan da oynayabilir. <laughs> sağ bekte Ferdin Osayin olabilir. sayıyı satıp Mert Müldür'e çıkabilirsin. Yani 12'ye onu satıp 4'e Mert Müldür'ü çekebilirsin. Bu da zekice bir hamle olur. En azından 8 kara geçersin. Altay'ı satıp Livakovic'i getirebilirsin. Livakovic, İrfan Can, Eğribayat, Ertuğrul. Yeter. E orta saha az önce söyledim. Bak kadroyu görüyor musun arkadaşlar? Aslında bizim kadromuz fena değil. Ama hani diyorsunuz ya formanın arkasına yazdıracak isim. Livakovic'in bile ismini yazdırırsınız. Ya Livakov için şu kadro kurulsun Luan Perez'in bile ismini yazdırırsınız. Şu kadro kurulsun Oster Volden'in bile ismini yazdırırsınız. Bekao'nun ismini yazdırırsınız. Yani 11'de 11 isim yazdırılacak futbolcu olur. Arda Güler. Lan sen Arda Güler gibisini dünyada bulamazsın. Elinde fırsat. Ya 150 milyon euro potansiyelli futbolcum var elinde. 150 milyon euro. 150 milyon euro potansiyelli futbolcu. İsmail Yüksek daha bu sezon bu kadar az oynadı. 8 milyon euro teklif aldı. Vicdansız. Son haberimizde Hal City'den Pelkas açıklaması. Bir kere şunu söyleyeyim. Artık Pelkas, Berisha, Atilla Salahi devri bitti. Bitti. Bak şunu anlayın. anlayın. Takımında yıldız da olacak. Mesela hücumun dörtlüsü yıldız olsun. Ya da hücumun üçlüsü yıldız bak. Ziyek, Zaha, Firmino. Arkalarında Arda Güler senin çocuğun. İsmail Yüksek, Türk. Geliştirmek, gelişmekte olan çocuk. Bak iki tane fren var. Sana göre iki fire. Bana göre iki tane süperstar adayı. Para getirecek futbolcu adayı. Para getirecek ikisini de satabilirsin. Birini 150'ye birini 40'a da satabilirsin. Bak al sana iki tane potansiyel. Gerek yok lan takıma 10 tane 2 milyon euro futbolcu dizmenin. Al sana iki tane. Verdi Kadolu bugün 30'a satıyorum desen alıcısı var. E Bekao. Al 3 oldu. 3 oldu satabileceğim futbolcu adayı. Doğan Perez'e sol bey. de kaleci. Bak. Arkadaşlar sözlerimi seçerek kullanıyorum. Yanlış anlaşılırım diye. Eşek olan eşek şu kadroyu 15 dakikada kurar. Bir daha söylüyorum. Eşek olan eşek şu kadroyu 15 dakikada kurar. Bana bıdı bıdı yapmayın. 150 milyon euro cebinden ver. Tamam. Yıllık ücretlerini versin. Bon servisi zaten kaçıyor. Yıllık ücretlerini cebinden versin. Al sana şampiyonluk. Al sana şampiyonluk. Al sana Türkiye Kupası. Şu kadro UEFA'da da gidebildiği yere kadar gider. Şu kadro finali de zorlar. Hadi yok deyin. Jesus da ulan Sevilla'yı biz elimizden kaçırdık. Sakatlıklardan, cartlardan, curtlardan. İlk maç hatırlayın kaç sakatlan gittik oraya. Elimizden kaçırdık Sevilla'yı. Finalisti elimizden kaçırdık ya. Yeter ya. Hani hayal kurmayalım etmeyelim diyorsun da buraya kadar getirmişsin. Ha neyse. Ee, Pelkas olayına da döneyim. Al City'ye kiralandı. Onlar da bize geri ver. 4.5 opsiyonu vardı. Almadılar. Beklentileri karşılayamadı diyor. 26 maçta 2 gol sevinci. Sözleşmesi belirsiz. 3 artı 1 imzalandı. Trabzonspor'un ilgisi varmış. Alacaklarmış. Alsınlar. Harbi söylüyorum alsınlar. Trabzonspor'un <laughs> Trabzonspor'un e, Trabzonspor Harbi söylüyorum. Burada e, Pelkas alması Fenerbahçe taraftarını Mutluluktan uçurur. Çünkü yok. Yok abi yok. Ha şu var. Hocam Rossi oynayacağına Pelkas oynasaydı. Katılıyorum. Eklemede yapmıyorum. Rossi oynayacağına Pelkas oynasaydı bu sezon daha farklı Ama geçti artık. Geçti Borun Pazarı sür kendini iyi de artık. Yani eğer Fenerbahçe'ye bunları getiremiyorsan Ali Koç Efendi hiç kusura bakma ben senin Fenerbahçe'li olduğunu falan düşünmüyorum. Yıllardır Kulüpler Birliği başkanlarının hepsinin takımı şampiyon yapıldı ya da şampiyon oldu. Senin takımının da en çok hakkı yani en çok hakkı yenen takım senin takım. Demek ki sen bu işten memnunsun. Ya da pazarlığını ticaretini böyle yapıyorsun. işine geliyor. Yani işine geliyor. Şimdi düşünsene Kadıköy sokak diye haberler yapıyoruz. Fenerbahçe videosu çekiyoruz. 2000 3000 izleniyor. Şeyi değiştirdik, konsepti değiştirdik. Beşiktaş haberleri yapıyoruz. Her videom 50 bin izleniyor. Kanal abonesi günlük 500 600 artıyor. Manyak mıyım? Niye Kadıköy sokakta sadece Fenerbahçe anlatır? Beşiktaş'ta anlatırım. Niye anlatmayayım? Çünkü para getiriyor. Ha ben Ali Koç'un da bu, bu zihniyette düşündüğünü görüşündeyim. Ama benim burada yapacağım videoların Fenerbahçe'ye yarar zararı var mı? Bunu siz biliyorsunuz. Ama Ali Koç'un orada yaptığı başkanlığın 30 milyon Fenerbahçeliye yarar zararı var mı? Takdiri size bırakıyorum. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. E, kullandığım absürt kelimelerden dolayı da özür dilerim. Çünkü bunları kullanmak zorundayım. Başka türlü ifade edemiyorum. Yani diyor ya küfürsüz kendimi ifade edemiyorum diye. Ben de bunları kullanmadan ifade edemiyorum. Aramıza katılır, ailemize katılırsanız minnettar kalırım. Teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmek üzere dostlar.